Peki hocam, rahim ağzı kanseri ile rahim kanseri karıştırılabiliyor mu? Tabii. Şimdi Önemli bir genellikle konu mesela çünkü. hastalarımızdan biz hikaye alırken, özgeçmiş medikal hikaye, ailesel hikaye alırken, özellikle ailesel kanser hikayesi alırken, işte annemde rahim kanseri, işte kadın hastalıkla ilgili bir kanser diyorlar. Yumurtalık kanseri mi, rahim kanseri mi, rahim ağzı kanseri mi? Vajina kanserleri çok daha geri planda oluyor sıklık olarak. Bunu ayırt edemiyorlar. Evet. Halbuki rahim kanseri, rahim ağzı kanseri hem hücresel hem de etken olarak farklı kanserler, ama rahimin devamı niteliğinde olduğu için kişilerin farkındalığının belki bu konuda daha az olması nedeniyle tıbbi birisi tıbben, yani hekimler olarak bizim bunları karıştırmamız mümkün değil. Ama halk arasında rahim kanseri ve rahim ağzı kanserleri karıştırılarak ifade edilebiliyor. Onu da biz tabii ki kendi yöntemlerimizde işte sorarak ayırt etmeye çalışıyoruz. Eğer süreçleri iyi yöneten birisi varsa hastanın yanında, hikayeye yönelik olarak ailesel hikayede, ama karıştırılabiliyor. Toplumda karıştırılabiliyor. Aile öyküsünün önemli olduğunu belirttiniz. Peki genetik faktörler de önemli midir hocam? Rahim Rahim ağzı ağzı kanserinde kanserlerinde. genellikle genetik faktörler çok ön planda durmuyor. Dediğim gibi hemen %98 çok ciddi bir rakam. Virüs bağlı. %1-2'si böyle nadir gördüğümüz adeno kanserler veya küçük hücreli kanserler gibi görebiliyoruz. Bunların hemen %99'u neredeyse bildiğimiz işte meme kanseri, bağırsak kanseri veya yumurtalık kanserindeki gibi ailesel genetik, yani kalıtsal genetik hastalıklarla ilişkili değil. O açıdan da şanslı bir kanser türü. Yani ne yaparsak yapalım bu riskimiz, işte mesela meme kanserinde bazen bir mutasyonu taşıyorsak, örnek siz her şeye dikkat etseniz bile o meme kanserine 85 yaşına gelene kadar memede %50-60 ihtimalle çıkma olasılığı genetik riskten dolayı olurken, rahim ağzı kanserleri böyle kanserler değil. Evet. Rahim ağzı kanserine yakalanmış bir hasta sonra gebe kalabiliyor mu hocam? Tedavi Şimdi süresi geçtikten sonra. evet, rahim ağzı kanserine yakalanmış bir kişi rahim ağzı kanseri tedavisinde kullanılan yöntemlere göre, yani baştan cerrahi yöntem kullanıldıysa, yani rahim alındıysa, rahim ağzı alındıysa gebe kalamıyor. Ama rahim ağzına yönelik işte dondurma işlemleri veya bir takım kolonizasyon diyoruz, daha rahimi ve yumurtalıkları koruyucu cerrahiler ve tedaviler aldıysa, o zaman yumurtalar ya da yumurtalıklar belli bir şekilde korunarak ileride yine hamile kalma olasılığı oluyor. O açıdan da yine özellikle de pek çoğu kanser olmadan tespit edildiği cincin aşamasında bunların hemen pek çoğu daha sonra hamilede kalma şansı yakalıyor. Hamile olma ya da gebelik şansı yakalıyor diyebiliriz. Ama örnek Evre 4 bize gelmiş bir hastanın gebe kalma olasılığı neredeyse olmuyor. Evet. Burada evreler çok önemli. Evet. Birinci evre, dördüncü evreye Evet. getirmemek gerekiyor hastalığı. Evet. Burada da belirtiler görüldüğü süreçte hemen hekiminize Evet, aynen. başvurmanız Yani tarama gerekiyor. yöntemlerine veya muayeneye gitmek gerekiyor. Evet. Peki hocam, ilaçla tedavisi de var dediniz. Evet. Bazen ilaçla tedavi, cerrahi tedaviye gerek kalmıyor dediniz. Şimdi şöyle gerek kalmıyor demiyoruz. Birinci evresinde. Evresine göre birinci evrede yani biz konuşurken bilimsel çalışmalara göre konuşuyoruz. Belli bir santimin üstünü tuttuysa veya belli organlara geçtiyse rahim ağzı kanseri, cerrahi ile beraber yapılacak radyoterapi, kemoterapi ile, sadece kemoterapi radyoterapi sonuçlarının aynı olması nedeniyle cerrahi gerek kalmadan, yani önermeden doğrudan kemoterapi radyoterapi ile ilerleyebiliyoruz. Bu anlamda öyle söylüyoruz. Peki burada kadınlarımızın psikolojisi de önemli midir hocam? Yani orada ruh halinin, Tabii ki. enerjisinin yüksek olması, Evet. hastalığı ben yeneceğim demesi. Tabii her türlü başımız sıkıştığında tabii bunu psikolojik olarak psikoterapistler, psikiyatrist arkadaşlar daha iyi bilmekle beraber hekim olarak biz de onu görüyoruz. Kişi ne kadar çok başarırım Evet. derse, ne kadar çok tedavisine kendisi asılırsa,
Yani biz hep bunu burada vurguluyoruz. İşte tedavisinin gününü kendi takip ediyor, ilacını kendi takip ediyor. Kontrol görüntülemelerini kendi takip ediyor ve yani yemesi, içmesi vesaire gerektiği şeyleri kendisi takip eden hastalarda başarı ihtimali çok çok artıyor. Ama baştan ben işte kanser olduğunu deyip her şeyi böyle bırakırsa veya etrafından beklerse veya tedavi sürecini bir türlü bitmesi gereken bir çile gibi yürütürse, yani bunu kendi hayatına organize edemezse, o hastalarda yan etkiler de artıyor. Ailece daha çok psikolojik olarak, sosyal olarak zorlanıyorlar. Onun için de psikoloji önemli, ruh hali önemli. Bunu yönetemediğimiz durumda da psikiyatristlerimizden destek almak da daha önemli. Onlar da bu süreci biz daha kolay atlatılmasında gerek psikolojik danışmanlık yöntemiyle, psikoterapilerle, gerek ilaçlarla bize destekte bulunuyorlar. Bu konuda da onlara çok teşekkür ediyoruz bu süreçte yanımızda yer aldıkları için. Ama tabii kişinin ruh hali de çok önemli. Kendisi de ben bu hastalığı yeneceğim demesi gerekiyor. Evet, evet. Çünkü sizin birçok hastalarınızla yapmış olduğunuz röportajlarda hep o enerjiyi aldık biz. Evet. Tabii yani öyle, ama onu her zaman herkesten bekleyemeyebiliyorsun. Veya o kişi bir takım geriye dönük nedenlerle veya mevcut bulunduğu nedenlerle onu yönetemediğinde de psikiyatriden destek almak yanlış bir yöntem değil. Halkımızın bunda psikiyatrik danışmanlıklarda bir şeysi oluyor, direnci oluyor. Halbuki o sürecin çok daha kolay bir şekilde yönetilmesini de bize çok iyi destek oluyorlar. Hastalık sürecinin daha hızlı gelişmesine sebep oluyor diyebiliriz hocam. Aynen. Daha başarılı bir şekilde tamamlaması neden oluyor. Peki kısa mesajlar vererek programımızı noktalayalım mı hocam? Evet, şimdi kısa mesaj olarak da özellikle bu ayın farkındalık ayı olması nedeniyle mutlaka hanımların ilgili yaşlarda, 20 yaşlardan itibaren jinekolojik muayenelerini yaptırmaları, simir veya HPV testlerini yaptırarak tarama testlerini yaptırmaları gerekiyor. Evet. Risk faktörlerinden uzak durmak gerekiyor. Çok partnerli olmamak belki veya aşılarını yapmak. Yani HPV aşıları konusunda jinekoloji uzmanlarından destek almak gerekiyor. Sigara kullanmamak çok önemli. Belki alkol o kadar olmasa da genelde sonuçta bu bir mesaj ayı olduğu için diğer birçok kanser için etkili olduğundan alkolü bırakmak belki çok önemli oluyor. Bizim mesajlarımız özellikle rahim ağzı kanseri ayında rahim ağzı tarama testlerini hanımların daha ilgiyle daha gerektiği gibi takip etmelerini önermek olsun. Ve teknoloji artık çok gelişti hocam. Her şey evet. Çok rahat. Evet, evet. Her şey çok kolay. Tabii şimdi hem devletin, bakanlığın, KETEM, kanser erken teşhis tarama merkezleri var. Her kadın gidip bu mesela rahim ağzı kanser için çok rahat ulaşabiliyor. Onun yanında kendi sürekli takip ettirdikleri jinekoloji uzmanlarına gidebilirler. Ülkemiz bu konuda pek çok açıdan, evet. Rahim ağzı kanseri tarama testleri açısından çok alınmış, çok şanslı olduğu bir ülke. Bu konuda da bahane olmaması gerekiyor tabii. Erken teşhis hayat kurtarır diyoruz. Evet, öyle. Erken evre hayat kurtarır. Erken teşhis daha karışık evrelere gelmeden hastalığın erken tespit edilip hızlı bir şekilde çözümlenmesine neden olur. Onun için de erken teşhis için tarama testleri ve kendimizin farkındalığını arttırmak, yani kendi vücudumuzla ilgili bir takım belirtilere hemen kulak vermek de önemli olur. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim, vermiş olduğunuz bu güzel mesajlardan ve bilgilerden dolayı. Teşekkür ederim.